inanılmaz bir öğrenme merakı vardı. Yani şimdi koskoca Yalçın Granit Amerika'dan dergiler getirtirir, kitaplar getirtirir. Bana şu ne demek, bu ne demek? Yani çok çok büyük bir aşkı vardı basket. Ama sadece bir kısmı değil, her şeyi. Yeni ne varsa onu birikimleriyle bir karıştırıp yeni bir şeyler çıkarmak. Ya e, çok büyük bir kayıp. Zaten Amerika'da olsa <laughs> yani evet, e, Hall of Fame'de heykeli falan olurdu şimdi büyük bir ihtimalle. Ama işte Türkiye'de biz ne yazık ki dönem bittiği zaman e, onları hep bir kenara itiyoruz. Halbuki onların tecrübeleri, birikimleri e, faydalanmak e, yani. Her zaman faydalanmak lazım. Yani Nur içinde yatsın hakikaten. E, Allah rahmet eylesin. Bütün sevenlerine de Allah'tan sabır diliyoruz. Hem Türk Milli Takımlarına, hem Darüşşafaka'ya, hem Galatasaray'a tüm basketbol, e, çok çok büyük şey vardı. Son yıllarda da işte dergiler, yazarlık e, yine yol gösteriyordu yani. Tabii hangi maça gitsem takımdan bağımsız her zaman Yalçın Granit'i bir sağ kenarında bir koltukta bindim. Hangi maç olsun hangi takım olsun Avrupa'da Türkiye'de yani görmemeniz mümkün değil böyle bir basketbol sevgisi ve yürümekte güçlük çeken ama koltuğuna oturup maçı seyreden bir basketbol aşığı olarak ben hep. <laughs> ee, benim.